Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, yeni bir Discord Savaşları videosu ile sizlerle birlikteyiz. İki ayrı takımımız var ve bunların mücadelelerini izliyor olacağız. Umuyorum sizler de izlerken keyif alırsınız. Beyler, siz bir pikleri yorumlayın, ben şöyle eşleştirmeleri yapayım. Tamamdır abi. Abi şimdi ben direkt tahminimi söyleyeyim. Bence mavi takım direkt win, çünkü yani eşleşmelere baktığım zaman mavi takımın çok daha üstün olduğunu görüyorum. İşte Rammus'un Master'ı kontralaması, işte MF'in Rammus'u eritememesi gibi durumlar var. Onun dışında Mordekaiser zaten Cho'Gath'a karşı çok üstün. Mordekaiser bütün tankları anında eritebiliyor. Tristana da bu kadar güçlü bir ADC iken MF'e ben lane bırakacağını da düşünmüyorum. O yüzden ben mavi takımı kazanacağını düşünüyorum. Okey, mavi takım dedin. Mehmet, sen ne diyorsun? Abi ben hiçbir açıklama yapmadan Hirekman mavi takım winler bence. Neden hiçbir peki? Vardı bir seri. Abi jungle'da Rammus Master'ı eşleşmesi var. Rammus çok ağır izliyor. Top'ta Cho'Gath var. Morde izliyor. Evet. Yani botta da Braum'un tuttuğu Hirekman düşer. Evet. Tristana var. Anlık bir hasar çıkartıyor. Evet. Mid'de Pantheon, Twisted Fate var. Pantheon alıyor. Bloşluyor yani. Peki, ben de o zaman kırmızı takımcıyım. Okey, ben de kırmızı takımı destekliyorum. Yalnız kalmadım. Aynen. Şimdi bu final maçı arkadaşlar, iki ayrı lobi oluşturmuştuk. İki ayrı lobinin sonucunda iki ayrı maç yapıldı. Bunlar kazananlar ve kazananlar şu an final maçında eşleştiler. Bakın mesela Dede'yi görmüyorsunuz bu hafta. Dede çünkü kaybetti ilk maçını. Yani diyordunuz Dede niye final hep çıkıyor, hep çıkıyor, hep çıkıyor. İşte bu da falan yok mesela. Farklı isimler görüyorsunuz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle, ben de pikleri yorumlayacak olursam üst koridorda Morde ve karşısında Cho'Gath eşleşmesi var. Tabi Morde'nin bu noktada 1v1'lerde üstün olduğunu biliyoruz yakın mesafeli savaşlarda, ama Cho'Gath'ın da küçümsenmemesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Güçlü ve oldukça da tank bir pik ki takımı adına güzel bir frontline olacaktır. Bu noktada eğer Miss Fortune'a erişilmesini engellerse Miss Fortune ultisiyle birlikte güzel bir şeyler yapabilirler. Tabi bu noktada da Miss Fortune'ı counterlayacak olan da bir Braum piki var. Onu da unutmamak lazım. Ormancılara bakacak olursak tabi Master ve Rammus arasındaki eşleşmede Rammus'un üstün olduğunu düşünebiliriz. Master'ın da nerf'lü olduğunu biliyoruz. Ama tabi bu demek değil ki Master ormanı kaybedecek. Geçenki maçta çok iyi bir performans sergilemişti. O yüzden şimdi de iyi bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Ama tabi geçenki maçta erken oyunda çok güçlenmişti. Bunu da unutmamak lazım. Orta koridor eşleşmesinde Pantheon eyvallah çok güçlü, ama bu noktada Twisted Fate kadar hızlı bir şekilde rotasyon yapamayacak. Ultisinin menzilinden dolayı Twisted Fate bu noktada ultisiyle daha fazla avantaj elde edebilir. Tabi Twisted Fate riskli bir pick. Sizin erken oyunu kaybetmemeniz lazım. Bu arada Pantheon'dan agresif oyun. Pantheon öldü mü? Son anda kart gitti. İlk kan da burada Pantheon'a gidiyor. Eğer onu doşlayabilseydi Pantheon bu noktada çok karlı ayrılacaktı. Gerçi yine karlı ayrıldı First Blood'dan dolayı, ama Pantheon için gayet güzel. Bot lane'e baktığımızda Tristana'nın 3 levelinin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Ama bu noktada Swain ve Miss Fortune ikilisinin de erken oyunda yüksek hasarları olduğunu unutmamak lazım. Rammus şimdi hızlı bir baskına geliyor. Sıçrasını attı Miss Fortune. Rammus da burada sıçrasını atıyor. Arındırını kullandı Miss Fortune ama yeterli değil. Skor Rammus'a gidiyor. Ve gayet karlı. Karşında Braum skoru gelecek mi? Karşında Braum skoru geldi. En azından burada bir telafi edilmiş oldu diyebilirim. Karşında çünkü bir tane sıçra alınmış. Üzerine bir de şifa alındı. Siperlere baktığımızda aslında yine mavi takım buradan karlı ayrıldı diyebiliriz. Bu arada Tristan'dan çok agresif oyun, patlatmayı başardı. Son oto hata da geliyor. Burada Tristan'a bir skora yazarak o da pozisyonu en azından kendileri adına karlı duruma getirmiş oldu. Maç çok hızlı başladı ya. Evet, bayağı hızlı başladı. Değil mi? Ama Braum oradan aslında kurtulabilirdi ya. Evet. Twisted Fate sıçrasını attı ama Rammus'tan kaçması mümkün olacak mı? E'sini basmaya başardı. Sarı kartı da geldi ama burada Twisted Fate'in öleceğini söyleyebiliriz. Master hızlı bir şekilde geliyor. Master da muhtemelen pozisyonda ölecek. Kendisini dışarı çıkartabilecek mi? Girmemesi lazımdı o pozisyona. Rammus'un E'si dönmek üzere ki döndü de. Bunu da muhtemelen Pantheon alacaktır. Ve 2-1-1 durumda olan bir Pantheon. Rammus da şu an çok hızlı başladı oyuna. Üf, Rammus bu durumda var ya, bunu hiç kimse eritemeyecek ya. Yani maç direkt evet. Yani ya, çok ağır kitle kontrolleri var. Yakalanmaması gerekiyor. Çok ileride oynuyor kırmızı takım. Cezasını çekiyorlar o yüzden. Yani hata ya. Evet. Ve Rammus'un da çok kolay baskın atabileceği koridorlar. Bak bakıyorsunuz bot lane hantal, orta koridor hantal, üst koridor hantal. Yani evet. Rammus'un baskın atmaması için hiçbir sebep yok. Bu arada turnuvada ilk defa Twisted Fate oynanıyor sanıyorum. Hiç piklenmemiştim. Evet, o daha güzel oldu. Orta koridor Pantheon görmüş müydük onu hatırlayamıyorum ama. Evet evet abi vardı. Var mı? Hı-hı. Bu arada arkadaşlar sizler de turnuvaya katılabiliyorsunuz. Katılmak için yapmanız gereken tek şey Discord sunucumuzda bulunmanız ve unranked olmamanız. Yani demir bile olsanız katılabiliyorsunuz ama unranked olmamanız gerekiyor. Sayı çok fazla olursa falan biz onları dengeliyoruz. Ona göre bütün herkes katılabiliyor turnuvaya. O konuda da şüpheniz olmasın. Çok ufak dürtmeler. Şu an bot lane'de farmlar kafa kafaya, üst koridorda kafa kafaya. Rammus ve Master'ın arasındaki minyon farkı yine aynı şekilde. Ama tabii şöyle bir sıkıntı var. Rammus'un üzerine çok fazla skor var ama henüz Rammus daha base atmadı. Master burada base attığı için bir eşya avantajı var. Yani bir takasa girecek olurlarsa Master'ın belki bir tık daha avantajı olabilir. Belki. Bu arada orada E yeteneğini kullanınca direkt Swain'in üzerine gittiler. Tristana burada skor alacaktır. Bitkinlik de geliyor burada Miss Fortune üzerine. Arkadan Rammus da geliyor. Miss Fortune'da yaşama şansı çok fazla yok gibi. Son bir oto atak daha gelecek bir Tristana'dan. Geliyor ve Tristana ilk. Geçen haftaki senaryoya döndü. Bir anda çok güçlenen Tristana. Büyük problem yaratıyor Tristanalar ya. Abi o patlayan bombası çok sorun ya. Evet. Çok vuruyor. Bu arada burada bir şeyler Master değişecek mi? Yani. Düşecek mi burada? Tutuştur da geldi Master'ın üzerine. Evet. Master son anda W'sunu basıyor ama yeterli değil. Bayağı hızlı başladı mavi takım. O oyunu bitti. Evet. Tristana 3-0, Pantheon 3-1, Rammus zaten. Merak ediyorum. Yani oyun üst koridorlara bile kalmadı. Çok hızlı bitti. Evet evet. Gene üst koridorlar farming. Genelde öyle oluyor. Yani üst koridorlar farm yapıyor. Bir bakmışın oyun bitmiş. İşte aynı Ekrem gibiler öyle oluyor. Ben her zaman. Ben hiçbir zaman oyun taşımam. Her gün farmaton kullanırım. Farmaton. O Pantheon ultisiyle geliyor orta koridora. Burada kartını da çekemedi. Pantheon çok fazla hasar bırakacak. İki kesmeyi de başardı. Şu an biraz önceki kırmızı takım biraz önceki kırmızı takım değil. Bayağı ağır hezimete uğradılar yani. Yani burada Tristan da şeyi çok güzel bekletiyor. Swain'in E yeteneği kullanmasını bekletiyor. Swain E'sini kullanır kullanmaz atlıyor ki kitle kontrolü ve ona o kadar hasar çıkartabilecek yetenek kalmıyor. Oradan da karlı çıkıyorlar. Ki şu an Miss Fortune'ın saldırı gücü çok daha fazla. Miss Fortune bu arada orada E yeteneğini yedi. Hemen arındırını bastı ama ölecektir muhtemelen. Tristana orada hemen ultisiyle birlikte son vuruşta yapıyor. İtem almadan evet. Ya itemsiz ya. 3 level Tristana. Yani 3 levelinden sonra çok güçlü olan bir Tristana. Hemen burada ejder pinkleri de geldi. Orada arındır çok erken geldi Miss Fortune'dan. Rammus'un diyorum. Braum'un orada 4. yüküne falan saklaması gerekiyordu ki yine de kalmazdı zaten. Muhtemelen şifam var gibisinden düşündü. O yüzden bastı arındıra da. Yani Braum da hiçbir şey yapmadı. Sadece bir W bir E'yi evet, yani, atıyor. Tristana engage'i atıyor. Tristan'ı yavaşlattıktan sonra o da onun üzerine atıp şu yeteneğini orta aynen kitle yetiyor. Kitle kontrol ederek otomatik düşüyor. Botlar da orada. Ay botlar evet. Da diyorum. Toplar da orada. Benim kafa gitti bunun ya. Rammus tek attı bu arada Master'ı. Evet diye. Evet. Level farkı da vardı ya. Ultisini bastı. Geçti yani. Yok etti direkt. Arkadaşlar pardon. Özür diliyorum burada. Ya bottan özür lazım. Özür dilerim. Botlar ne ya? Aha Rammus geliyor. Bak ya. O Pantheon'dan agresif bir sıçra kesebilecek mi? Tutuşturu var mı? Yok. Twisted Fate de orada bir sıçra kullandı. Mızrak darbesi geldi. Galiba. Evet olabilir. Çok garip kulaçlar gördüm burada. Şu an tabii kırmızı takım moral olarak da düşmüştür. Rammus orta koridora bir dive düşünüyor burada. Bakalım hızlı bir şekilde dive gelecek mi buradan? Braum da oraya doğru ilerliyor. 3 kişilik bir dive mı gelecek yoksa? Twisted Fate'in sıçrası olmadığını biliyorlar. Twisted Fate'in burayı hızlıca itmesi lazım. Eğer itemezse çok sıkıntı çekecek. Rammus geliyor. Dive geliyor. Twisted Fate burada yaşayamadı maalesef. Düştüğünü gördük. Bayağı şey gibi oynuyorlar ya. Profesyonel oyuncu gibi oynuyorlar. Hakikaten ya. Gelip dive'lamalar falan. 3 kişi dive'lar falan. Buradakiler de Farmsy imlatıyor. Aynen. Burası da üst koridor arkadaşlar. Ara sıra görüyorsunuz falan. Neresidir diye merak ediyorsanız. Dakika 80 olsun çok atlayacak. Swain çok kötü bir yerde kaldı. Sıçrasını da attı. Ultisini de kullanıyor. Rammus charm'ını yedi. Tristana'nın hasarını öldü adam. Hiçbir görüşü yok ki yani. Evet. Oradaki minyonu temizlemesi için hiçbir görüşü yok. Aynen aynen. Yani Rammus bundan sonra bütün oyunda ya. Bundan bitti sonra... bitti artık ya. Çok aynen. Zor yani. Dönerse yine... Evet. Orada bir sıçra geldi Rammus'tan. Sıçrasını attığı anda... Ama yakalayacaklar yine de. Twisted Fate'in kaçma şansı yok. Pantheon'da W'sunu attı. Tutuştur da geliyor. Oh. Skorlar çok güzel gözüküyor. 0-3, 1-5, 0-3, 1-3. Karşıya bastı bir daha. Evet evet. İki top lane'de daha base atmadı bu arada. Şimdi bak 11 dakikada bütün koridorlarda aksiyon oldu. Onlarda da eşya bile yok. Harbiden base bile atıldı. Tristana yine tekrar agresif bir şekilde atıldı. Devamı gelmedi. Evet şimdi Cho'Gath ilk skoru verecek mi? Rammus yetişemedi. İlk tabii flash'ı var. Evet. Alan olmadı. İlk defa flash kullanıldı. Master'ın ilk seçimin ninja tabisi değil mi bu? Yok. Evet. Çelik kaplamalı çizme kaplamalı ne? Allah. Evet, Master'ı artık E yeteneğiyle gerçek hasar vurmaya çalışıyor. Evet. Tristana tekrar agresif. Burada Braum'un da Q'su tutunca ultisiyle birlikte o tamamlayıcı hasarı veriyor. Dive girmek istiyorlar burada Swain'e. Bir tık riskli olabilir diyecektim ki tertemiz bir şekilde ikinci skorda geldi. 7-0 Tristana. Geçen haftaya döndük bildiğiniz. Evet evet. Tanıdık geldi. Evet. Burada Master düştüğü yerde Rammus var. Rammus. Bakalım. Pantheon da geliyor. Şimdi senaryo tam tersine döndü Master. Komedi filmi gibi ya şu an. O değil ki hiçbir SS yok. Yani evet artık yani zaten vardı. Kırmızı takım artık saldı yani bu dakikadan sonra yapabilecekleri bir şey kaldı. Farka baksana zaten altın farkına 7K. Çok ettim bari neredeyse. Yeniliyoruz. Ben farmıma devam ki. Kafasında. Hala ölmediler. Bak şeyde yok. Hala base atmıyorlar ya. İnanılmaz ya. Cho'Gath'ın ayakkabısı geldi. Evet evet ayakkabı geldi. Ben de ona takıldım. Bu arada Tristana tekrar agresif bir şekilde atıldı. Miss Fortune ultisi geliyor. Yeterli olacak mı? Yeterli olmadı bu noktada. Yani Tristana fazla bir agresif ama sıçrası var. Burada Swain'in ultisinin bitmesini bekliyor da olabilirler. Swain çok ileride. Rammus bu arada tekrar Master'ı yakalamış. Yazık Master ne çektim be Rammus'tan. Hakikaten ya. Gittiği her yerde karşısına çıkıyor. Güçlendirme alamadı MF adam. Ne yapıyor? MF ne yaptı orada? Çok kötü bir yerde kaldı. Onun da düştüğünü gördük. O da dedi ki herkes 5 kere ölecekmiş bu oyun. Ben niye ölüyorum? Master yine çok kötü bir yerde kaldı. İnadına giriyor ya abi efsane. Bu arada yakalanıyordur Rammus. Rammus çok sinir bozucu ya. Gerçekten. Hani böyle bir oyunda Master oynamak istemezsiniz cidden. Ultisine Master tamam. Bu video çok farklı yerlere gidiyor. Evet. Öldü bu arada. Bu sefer Rammus öldü. Twisted Fate de geliyor. Oo. Hakikaten farklı yerlere gidiyor. Ölmedi. Ölmedi. Yok. yok. Bu arada Pantheon orada karşılığında skor alabilir belki. Twisted Fate düşmedi. Sarı kartını çekti. Yalnız mızrağıyla çok güzel şişlemeyi başardı orada. Tristan sıçrasıyla atladı. Bir skor gelecek. İlk skoru aldılar. Tristan resetlendi. Bir diğer skoru da aldı. Diğer skor için de atlıyor. Devamı gelmedi. Hala. Aa, bir an dedim Cho'Gath eşya aldı. Ondan sonra iptal etti. Şimdi tekrar aldı. Güzel. Dakika 14. İlk eşyalar geliyor üst koridorlarda. Allah aşkına. Erken ama neyse. Onların eşya almaları da bir şey değiştirmeyecekti de. Evet. Yani şu an çaresizliği canlı bir şekilde izliyoruz arkadaşlar. Ben Master yerinde asla olmayı istemezdim ya. Evet. Bu oyunda cidden. Yani pikler, Rammus bir de son pikti. Son pik olması çok büyük avantaj oldu. Direkt hantal komp. Üzerine karşıda Master Yi var. Rammus yani. Ya abi zaten Rammus'u da oynayanı belli yani de. Neyse. Evet. Bu arada Pantheon'u çok güzel ayakta tutmayı başardılar. Swain'in E'si dönmedi. Master geri çıkmak zorunda kaldı. Şimdi işler değişebilir. Sıçrasını attı orada Twisted Fate ama yine de burada bir Swain skoru verecek. Miss Fortune ultisi Braum'un kalkanında kalıyor. Aha. Yani herkes counterlayacak pikleri çok güzel bir şekilde almış mavi tarafta. Miss Fortune arındırını da bastı. 4 kişi Miss Fortune'a. Yazık oldu. Oy. Vadi yarını da bitirmiş orada. Ekrem bir eğleniyorsun ha. Evet, Cho'Gath ne yaptı? Ha? Aha. Ha? O neydi? Evet. Bilmiyorum. Geri kaçabilir miydi aslında? Geri kaçabilirdi sanki belki. Yo, abi, gerçi rakip kuleye doğru kaçıyordu. Kaçamayacaktı. 14 skor katkılı Rammus. Sonunda Cho'Gath da o skoru verdi. Evet. 0-1, 1-4, 1-6, 0-7, 1-6. Dereceli girince benim takımım değil mi bu? Bak oradaki Cho'Gath benim, bu da sakın. Şimdi top lane oynuyorum ben genelde. Hani dalga geçiyoruz gibi gözükmesin arkadaşlar. Birazcık artık eğlenceye vurduk. Eminim onlar da şu an eğlenceye vuruyorlardır kendi aralarında. Alacaklarını zannetmiyorum yani. Rammus tek atıyor. Evet, Rammus tek atmaya başladı. Düşün ya, oyun öyle bir oyun oldu. Oyun düşünün, Rammus tek atıyor. Burada şey, acılara korkmam yürüyorum muydu neydi, öyle bir parça vardı. Tam oraya gidecekti. Aha ilk skor geldi. Orada... Neyse buraya hafta Morde ilk defa oyuna dahil oldu. Mordekaiser 3-3 attı. Allah Allah, ilk dahil olması gerekti, çok iyi. Hakikaten. Bir tık killere son vuruş yaptı ama olsun. Yani. 12 level baksana. Üst koridorlar şu an levelde aynı da şey sıkıntı. O Tristan tekrar agresif oyun. İkisiyle birlikte kesiyor. Tristan giriyor çıkıyor. Aynen öyle. Fırtına biçeni de bitmiş. Bir eşya tamamlayan var mı? Güzel. Miss Fortune bir eşya tamamlamış. Cho'Gath da bir eşya tamamlamış. Bana ver, ucuz item. Zaten gözyaşıyla başlıyor. Gerçi gözyaşıyla başlamamıştı. Yok abi, gözyaşıyla mi başladı? Bir an Doran Kılıcı başladı sandım da. O da olabilir. Doran Kılıcı başlamadı mı? Bence de Doran Kılıcı başlamıştır yani. Doğru, evet olabilir. Tabii canım, dakika 20 olmuş. Steklenmediğine göre mana başlamamıştır. Yani. Normalde 10 gibi stekleniyor. Pantheon geldi. O, burada bir daha göreceğiz. Sarı kartını çekti. Pantheon öldü. Pantheon öldü, evet. Pantheon'la çok eney bir dive geldi orada. Twisted Fate'e gitti bir de orada. Altın. Tabii çok yine dediğimiz gibi bir şey değiştirmeyecektir. Bu oyun çok erkenden bitti. Bu arada Swain güzel yakaladı. Şimdi çekiyor kule altına. Master'ı burada ultiledi ve Morde kesecek tabii. Arada o kadar level farkı olunca Master direnemedi. Morde'den de burada skor alacaklar. Altın farkına bak, 12k. Şu an rekor herhalde bu oyunda. Yok, biz 20k gördük mü? Gördük değil mi? Tamam. Çok güzel bir yerde yani, bekliyorlar şu an. Tristana'dan tekrar agresif bir W. O totemleri kesmek, yani o beyit totemi, tamam mı? Çok belli. Çok belli. Yani orada özellikle oraya atılmış bir totem zaten. O MF ilkten mana vereni bitti. O dönüştü de. Ama güzel. MF taşıyacak. Rammus'a bak ya Allah'ım. Hiç umurunda değil. Kesmeye devam ediyor kampları. Kimse vuramayacak ki zaten onu yani. Aha yakaladı mı? Yakaladı ama çok uzağında kaldı. Twisted Fate arkada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tristana da atladı. Miss Fortune orada arındırını bastı ama tabii nafile. Şimdi buraya rahat rahat dive de giriyorlar. Bir skor daha geldi. Rammus artık 10. iti tanklıyor. Rammus hala ölmedi. Rammus hala ölmüyor. Bitti ya artık. Evet. Yok bu zordu yani. Oyun bu arada o dakika 4'te falan bitti en son. Evet. Cho'Gath da düştü. Bunlar formalite hani. Evet, Cho'Gath bari bir asist falan olsaydı. Değil mi, değil mi? Herkesin en azından bir asist var. Bu hafta birazcık daha eğlenceli yani. Bir ha, iyi şey ilk kez herhalde turnuva oldu. Aynen. 36'ya 5 yani. Hezimete uğramak. Bakalım 1-2 gerçekleştirirler belki. Altın farkı 20K'ya geçer. Surum verildi. Yok Swain'i oynayamazmış öylesi. Dedi bari envanterde duruyor da basalım. Nasıl olsa bassak da basmasak da tek yiyoruz. Swain hala... Beyz atsana bir ebedi falan alsa. Tristan hakikaten şimdi beyz atınca ne alacak çok merak ediyorum. Oo, dünyaları alacak muhtemelen. Pir olmuş. Skorlara baksana ya. 21 skor katkılı Rammus. 20 evet. Skor katkılı Tristana. Swain inşallah bugün ilk item'ını bitirecek. Evet. Master'ın da daha bitmedi. Aha Rammus geliyor. Hıza bakar mısın? Oy. Bu arada çok güzel sağ sol yaptı Swain de. Orada sıçrasını atmak zorunda kaldı. Bitkinlik geldi burada. Şu duruma geldim mi çok eğlenceli ya. Oo Master ultiye bastı. Bir şeyler değişecek mi burada? Q'sunu da kullandı. Tabii sıçrasını attığı yerde orada charm'ı da yiyince. Şaşarak geri geliyor ya. Animasyon çok güzel gözüküyor cidden. Charm'ı. Ay ay. Vallahi ellerinize sağlık ya. Rammus bize çaldı bir de. Böyle kaza yapmış gibi oldu böyle. Tek başına haftalık da o zaman bir video ya. Altın fark kaç k? Aa 16 k. Ya gidip 3000-4000 gold sadece binlik shutdown verdikleri için evet. Yoksa 20K'da olurdu. İnanılmaz ya. Ay, koşa koşa geri dönüşü hala gözümde. Instagram'da Master'ın mimleri olur mu? Değil mi? Değil mi? Ay. Master'ın çarpı şimdi steklendi bu arada gördünüz mü? 5. günü daha yeni kullanabilirim. Ay ay. Tristan oradan atlayamadım da. Başlık belli herhalde. Haftalık dostum. Discord Savaşları. Ay ay. Bu haftalıkta da başlık atmayacağım. Of. Aa Master'ın eşyası bitmiş. Rammus girdi yine 5 kişinin içine. Rammus orada ölmez. 5'te 1 atar. Ama o Cho'Gath bir tık zor. Evet. Zorladı. Direnmeye çalışıyor şu an. Hala düşmedi bu arada Rammus. En sonunda ısırdı bu arada Cho'Gath. Ama... O da gerçek hasar diye öldü zaten. Evet. Ben aralarında dönen diyalogları çok merak ediyorum şu an. Lan chat açık bende, bir şey dönmedi burada ama. Hayır, eğleniyorlar mı onu merak ediyorum. Aynen, onu ben de merak ettim. 3 tane invitör açık, Miss Fortune tek başına direnmeye çalışıyor. Korku filmi gibi ya. GG, güzeldi. Arkadaşlar umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.